Birazdan dedikoduya başlarız kendi aramızda. Siz de bir yerinden katılırsınız bize. Şimdi canlar, bizim çay muhabbetimiz biliyorsunuz meşhur. Dolayısıyla ben sevgili Ali Can'dan bir yardım isteyeceğim. Tabii. Çay ikram etmek istiyoruz size. Gidip getirelim mi, ne yap? Hemen şurada bana yardım edersen hadi, çok sevinirim. Tabii. Biz de muhabbetimize başlayacağız bu arada. Can abim sen otur, sen büyüğümüzsün. Eyvah. Hande de ben ne yapayım? Hanımefendi olarak hiç zahmet vermeyeceğiz kendisine. Aa, gerçek dedi ya. Konforun tadını çıkarıp bak etsinler, ne güzel. Ya bizim genelde setlerde yapılır ya böyle, içine bir jölemsi bir şey konur falan, çaymış gibi yapıp içilir. Bu hakiki çay. Öyle şekerli mi? Şekersiz demli açık. Şekersiz demli. Şekersiz demli Murat abi. Ya şeker gibi insanların yanı altında gerek yok ona. Çay benden, su benden, su senden baba. Tamam hadi abi. Hande. Efendim. Ankara'da başlamışsın. Ankara'da yaşamışsın uzun süre. Orada doğup büyüdün mü? Tabii Ankaralıyım. Ankaralısın. Biz aynı okuldan mezunuz biliyor musun? Dil tarih. Ben ne bilgiler topladım seninle canım. Tabii canım. Dil tarih coğrafya fakültesi sosyoloji bölümü mezunusun. Evet. Ama eğitimini öyle kısa sürdürmemişsin. Devam da etmişsin biraz. Ettim biraz. Oyunculuk? Ben ilk kamera arkasında başladım. Ciddi olamazsın. Evet. Oyun şey okul biterken işte staj yapmaya başladım. Derken oyunculuk eğitimi aldım. Reji tarafında çalışıyordum. Aynen. Sonra oyunculuk eğitimi almaya başladım. Derken işte yolum böyle şekillendi. İlk projen hangisiydi? Yani daha doğrusu kameranın önüne nasıl geçtin? Yani çok şöyle oldu. Kamera arkasında çalışırken bir gün böyle bir audition olduğu bilgisi geldi. Ama ben o sırada işte oyunculuk eğitimi alıyordum falan. Sonra gittim ilk işte audition'ımda oldu o iş. Şans mı diyeyim artık, neyse. Bak şimdi tevazu yok, şans mı diyeyim. Bence yetenektir yani, değil mi? Çok teşekkür ederim. Vallahi hangisi öyle başladı ilk proje? Yani. Kahramanlar diye bir işte çok kısa sürdü ama benim işte ilk oyunculuğa başladığım iş aslında oldu. Aslında bir çeşit staj gibi bir şey de olmuş senin açından. Evet, aynen öyle oldu. Çünkü sonrasında devam ettim kamera arkasında çalışmaya ben. Yani onu da bırakmadım. Afiyet olsun Murat abi. Sonra yolumuz işte Can Bey'le kesişti. Öyle bir söyledi ki yani. Daha hiç ayrılmadı. Çok büyük bir pişmanlık duyuyormuş gibi anlatıyor. Olur mu öyle şey canım? Çok da yakıştınız birbirinize ayrıca canım. Çok yani evet, biz bu arada hiçbir zaman mesela partner oynamadık aslında ama o kadar uzun zamandır birlikte yani o kadar çok denk geldi ki birlikte çalışma fırsatımız oldu ki. Algı bir tanesini oynamış gibi. Gibiyiz. Gibiyiz. Bir şey oldu. Aynen. Gibiyiz'den kasıt ne? Yani partnerimsi. Partnerim orada ben değildim senin tam olarak partnerin. Bir kısmıydım. Burada hiç tartışmayalım bunu. Bak şurada insanlar gelmiş. Ama yani kaç sene oldu? İşte 10 küsur sene olmuş galiba. Tabii tabii. Oldu. Evet, oldu. Çok eski yani şey. Çok. İlk buluşma hikayesi. Tabii tabii. 10 yıldan fazla Alican, olmuş. Yani o oyunculuk hikayen sürecin nasıl başladı? Yani şöyle anlatayım. Benim için çok her şeyden önce şunu söyleyebilirim. İyi ki bu mesleğe bir yerinden bir şekilde bulaşmışım. Benim hayatımı kurtarmıştır. Yani şeyle ilgili değil bu. Edinimlerimle ilgili. Yani maddi bir şeyden bahsetmiyorum. Manevi bir şeyden bahsediyorum. Beni bir serseri olmaktan kurtarmış bir şeydir oyunculuk. Tiyatro özellikle. Dünyaya karşı, hayata karşı bana başka bir vizyon kazandırdığını düşünüyorum. Benim yani böyle birdenbire aklıma gelip ben tiyatrocu olacağım deyip başladığım. Sonra da işte okuluna başlayıp orada devam edip sonra Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda bir genel sanat olarak yönetmenliği falan da yaptım. Onu da yaptım. Bir 4 sezon kadar da o görevi de üstlendim. Yani tiyatro ev figürasyon olarak başlayıp genel sanat yönetmenliğini bile yapma fırsatım oldu açıkçası. Kısaca böyle müthiş diyebilirim. Evet.